Önceki bölümde hata üstüne hata yapmıştık, bazı tarifleri yenilemiştik falan. Tabii oyunu bilmediğim için de oluyor biraz sürekli yeni şeyler öğrenip. Eskiden hata olan şeyleri düzeltmem gerekiyor. Bodrum katına inip burayı bir araştıracaktım. Ne işe yarar bu simyon mesela? Bunları okuyacağım, edeceğim. Bir geliştirmeye falan bakalım bu bölümde. Geliştirebilecek miyiz? Çünkü şu an çok yavaş gidiyoruz ve oyun sürekli böyle giderse bir halta yaramayacak. Bu simya makinesi oldukça hasarlı. Yeni bir simya makinesi için parçalar satın alabileceğiniz bir tüccar biliyorum. Ha. Ulan biz şehirde falan dolaşabiliyor muyuz acaba? Tamam, bunların hepsi hasarlı, anladım ben onu. Bunlardan buraya koyuyor, 3 tane bilmem ne diyor. Bu ne oğlum? Nigredo. Albedo ve hiçlik tuzu hazırlamada kullanılan ayraç. Güzel. Oo. Tarif kısmen zarar görmüş. Onarmak için Nigredo yaptım. Allah'tan müşteri de böyle bekliyor yani. Şimdi olsa anamıza söylerler. Karavan soymak için biraz da dışarı çıkacağız. Oğlum bak, sözlerinizi bana anlatıyorsunuz. Vallahi sizi şövalyelere teslim ederim. Neydi onların adları ya? Bir tür koruyucu ya da güçlendirici bir iksire ihtiyacım var. Olur. Sana yeni yaptım. Neyse al git sen. Selam. Zorlu bir balık yakalamaya çalışıyorum. İster inan ister inanma ama küçük hergele alev püskürüyor. Son deneyişimde oltamı tamamen eritti. Aa, buz iksirini ilk defa isteyen bir mal çıktı. Tamam, al git. Tamam, dükkanın popülerliği artıyor. Şekil. Geçenlerde demir bir sandık aldık. Çaldık ama açamıyoruz. Yardımcı olacak bir iksirim var mı? Bunu neyle açarsınız? Patlayıcıyla açarsınız oğlum siz onu. Pazarlık da yaparım üstüne. Temiz. Merhaba, yeterince bitkin var mı? Elinde daima bir miktar bulundurman iyi olacaktır. Bana mallarını göster. Bu pahalı. Değişik bir şeymiş zaten. Oğlum kendi şekilleriyle beni fark ettim. Şimdi bende ne yok? Ben bahçeyi topladım. Bunlar genelde bende fazlasıyla oluyor zaten. Bundan da fazlasıyla var. Şundan da var. Bundan yok. Bundan bende yok. Ama bu spiral gitmesi... Ha, bu spiral gitmemiş, tamam. Tabii böyle gitmesi ne kadar işime yarar. Al. Ver 5 tane. Bundan 3 tane varmış bende. Bunu pek kullanmadım ama kullanabilirim. Al birkaç tane. 5 tane de bundan ver ya. Pazarlık yaparız biz. Tamam. Geri. Peki bitki toplamıyorken neler yapıyorsun? Çoğunlukla ormanın derinliklerine gider, manzarası güzel bir yer seçer ve kuşların şakışını dinlerim. Ne kadar zor söyledim. Hatta kimse dinlemiyorken kendim de şakırım. Manyak. Merhabalar. Sen de bilirsin ki iyi bir soğuk ilaç içine iyi bira soğuk içilir. Ancak yazın güney... Ha, sen soğuk bir şey mi istiyorsun? Her zaman soğuk kalacak bir bira yapmak istiyorum. Bana yardımcı olacak bir iksirim var mı? Sana soğuk iksiri yapayım ben. Dur. Elimde bunun için çok iyi bir şey vardı. Ben onu kaydetmemiş miyim oğlum? Heh, şurada. Hem de 3 seviye. Hazırladık. Hadi bakalım. Bazı kemirgenlerden kurtulmam gerekiyor. Zehre ihtiyacım var. Olur. Zehrimiz var mı? Yok. Tarif olarak kaydetmiş miyiz? Kaydetmişiz. Tertemiz. Bu tarifi hazırlayın. Bir hakkım mı kalmış? Aa, bu kötü oldu. Hey simyacı, bir iksire ihtiyacım var. Dövüşte işime yarayacak bir şey. Elinde var mı? Bu ne? Şifa ve yavaşlama. Bir insan niye yavaşlamak ister ya? Karşıya mı atıyor acaba? Debuff mı? Cazibe ve hız. Sana bundan veririm lan ben. Sen adamsın. Bir de pazarlık yaparım üstüne. Daha fazla ne işe yarayacak? Cazibe veriyor. Hız diyor. Cazibe ne işe? Adam gelip sikecek mi? Tamam, sanırım pek bir şeyimiz kalmadı. Şimdi şu görevlere bakacağım. Görevler biraz yönlendirici olabilir. Ne diyor mesela? Simya makinesini onarım. Tamam da nasıl?
Özel bir görünüş veya isime sahip bir iksir üretim. Yani demek istiyorsun ki şuna isim ver, görünüşünü değiştir. Mesela şunu şöyle bir şekil yapalım. Etikette ovalimsi bir şey var mı? Ha bak, olabilir. Yani şöyle yapalım. Görünüşü de şöyle kendini belli etmesin. Şöyle yapalım. Tamam. Böyle dursun. Şeyin rengini de rengiyle oynayamıyor muyuz? Oynayamıyoruz. Şuradan oynarız. Neyse, ismi de güçlü cazibe ve hız iksiri. Hızlı cazibe diyelim. Tamam. Oldu mu şimdi görevim, tamam. Yani yeni ürettiğimde mi olacak? Bunu üretebiliyor muyum? Üretebiliyorum. Tarifi hazırla. Oldu. Mana iksiri hazırlayın. Mana iksirim var mı? Bulmuş muyum ben onu? Bu ne? Zayıf mana iksiri. Hazırla abi. Görevleri biraz ilerletelim. Şimdi simya makinesini onar diyor bana. Yani bu simya makinesi oldukça hasarlı. Yeni bir simya makinesi için parçalar satın alabilirim. Oğlum işte nasıl gidiyorum? Buna bakalım. Burada soru işaretleri var. Görev de tıkandı arkadaş. Çok da faydalı olmadı. Bulacağız. Böyle diyor. Böyle. Bozuk simya. Yap çöp. Neyse. Kaç tarif deneyelim ve yatalım sonra. Mesela ne yapalım? Nereye gidelim? Şurayı bayağı ilerlettik aslında da burada bir yere gidiliyormuş gibi göstermiyor. Geri dönmemiz gerekecek. Buradan şuraya doğru gitsek mi? Aa, burası çok kalabalık. Bu tarafları deneyelim. Mesela şuraya gelelim. Hatta bunu 3 seviye yapalım. Mesela bu bizim bu kaç seviye? Buna da çok malzeme harcamışız. 3 seviyeymiş. Acaba olur bu mu ki? Budur. Uzak çünkü bayağı. O zaman şundan kaldığı yerden devam edelim. Buradan nereye gideriz? Şuraya doğru gidelim bakalım gidebiliyorsak. Yani onun yerine olmaz. Onun yerine şunu kullanalım. Bundan çok var elimizde. Bir daha atla. Sorun olursa geri çekeriz zaten. Yani bak orada bir şey açıldı. Onun etrafından dolaşmam lazım. Ya şuradan ya şuradan alacağız. Buradan dolaşırsam daha çok hoşuma gider. Dolaşabilirsem o da. Bunu bir geri çek. Aa, bu çok kötü oldu. Açımız çok kötüymüş. Neyse. Buradan gideceğiz. Güzelmiş aslında. Kullan. Buraya kadar gitsin. Mesela. Oraya nasıl gideceğim? Birazcık çapraza giden bir şeyimiz yok mu? Yok gibi. Neyle kombin edelim bunu? İki tane bundan koyalım çünkü bir tane. Ama şöyle bir dakika. Neredeydi o? Böyle gidip aşağıya ineriz abi. Yaparız bunu. Hatta buraya kadar gelsin.
Lan ne yolu açtı be. Lan. Köfte de. Ha. Ben yiyeceğiz ama yarım yamalak oldu. Oradan da yukarı çekersek ve su katarsak nereye gider? Çapraz gidecek tarafa doğru. Bunu şöyle geçebiliyor muyum? Şimdi bunu koyunca geçebiliyorum. Tamam. Biz bunu 3 seviye yaparız. Güzel. Hazırla. Asit. Yeni bir etki açıldı. Asit ve ışık iksiri. Yalnız güneşin etkisi iki seviyeye düştü tabi. Ha. Böyle böyle kombin yapmak güzelmiş aslında ama şimdi bunu da çok sevemedim ya. Üzerine devam etmek çok iyi değil aslında. Hepsini ayrı ayrı isteyeceğim de bu sefer de sayfa mayfa etmez. Şimdilik. Tarifi kaydet. Tamam mı? Asit iksiri hazırlayın. Ta ebesinin nikahındaki görevi yaptık arkadaş. Bunlar tamam mı? Full mü bunlar? Başka ne yapalım? Buradan buraya gittik. Buradan buraya gittik. Buradan pek gidebilecek gibi değil. Buralar kapalı. Buradan belki şuraya geçmeye çalışabiliriz. Nerede? İksiri yapabilir miyiz? Buna gel. Yapabiliyoruz. Hazırla. Bunların aslında temel malzemeleri de önemli. Çok malzeme kullanmışız. Bak. Nasıl aşağı ineceğiz? Şununla bir aşağı inelim. Yalnız buradan geçilmeyecek ya. Öyle kalacağız biz orada. Şöyle yapalım. Ha. Varmayabilir. Bunu da harcamak istemiyorum. Ha. Kaliteli bir şeymiş. Tamam ya. Bununla kurtarırız biz ya. Olmadı geri çekiyoruz. Çıktır yanlış yap. Bunu karıştıracaktım. Tamamen içine girmeye başladı. Bundan nerede o? Bundan değil. Bunun tam tersi vardı. Nerede? Allah Allah. Oğlum sürekli şekillerim değişiyor bunların. Tamam. Bunu kullanacağım. Gerçi ben genelde bahçeden çıkanları alıyorum. Malzeme gitmiş gitmemiş. Heh, mesela hani buradan nasıl geçeceğim abi? Buradan geçilmez ama buradan dolaşmam gerekebilir. Ona bakacağım şimdi. Buradan geçilmez ki. Yani böyle düz bir çizgi yok çünkü. Yani geçilir de su ekle karıştır, su ekle karıştır yapmam gerekir. Onunla da kim uğraşacak? Lan bu sefer de sağa gidecek bir şey bulamıyorum. Olur. Ben bunu kullanırım. Bayağı gidiyor. İyi ki almışız.
Hepsini böyle yapmama gerek var mıydı bilmiyorum ama. Bundan iki tane var. Güzel yol gidiyor bu. Bundan kullan. Bir tane daha kullanacağım. Bayağı gidiyor. Hani insan kendini kaptırıyor öyle şunu yapacağım bunu yapacağım diye. Burada yol yokmuş. Canım sıkıldı. Yukarı çek. Aşağı indiriyor. Çok kötü yerlere girdik Yara. Lan nasıl gideceğiz buradan? Böyle iksir mi olur? Çıtık batırdık şu an. At bundan. Lan ben bu kadar yolu dolandıktan sonra burada bir şey yok ki zaten. Neyse en azından puan alıyoruz. Puan almamız şart. Yine bundan kullan. Şurada bir bakalım. Gerçi burada bakmam bir espri. İçeride kaldı. Direkt aşağı inecek bir şey lazım. Ulan o kadar geldik. Umarım güzel bir şeyle sonuçlandırırız şunu. Aşağıya inecek malzememiz bulunmuyor pek. Yani bununla bu kata kata şeyler yapacağım. Mesela gideceğim bu kat. Gideceğim. Bir su daha kat abi. Harbiden böyle milim milim uğraşıyorsun ya. Harbi kimya işte yani simya ile uğraşıyormuş gibi hissettiriyor yani. Aynı taktik. Bir tane daha yer. Ya merak ediyorum bu kadar geldim. Hani şimdi buradan dönüp büyük ihtimal böyle gitmem isteyecek. Lan buradan hızlıca geçmenin bir durumu olabilir mi ya? Denesem mi? Deneyeceğim bunu. Zaten en fazla pes edeceğiz birazdan en kötü. O yüzden denersem daha mantıklı. Bir şey öğrenmiş oluruz. Öbür türlü hiçbir şey öğrenemeyeceğiz. Şimdi ben şuradan direkt karşıya ince bir yerden atlayacağım abi. Nerede o? Şimdi en keskin geçiş kimde var? Sende yok. Sende var mı? Sen uzun süre kalıyorsun. Düz çizgi halinde ineceksin. Hiç oyalanmadan. Yok mu öyle bir şey? Şu bayağı düz çizgi halinde gidiyormuş aslında. Ama bunun yönü kötü. Şuradan geçebilirmişiz. Mallık yapmışım. Bunları topladım bari. Burada bayağı puan var. Onu birazdan deneyeceğim. Açıya göre. İş görür de aşağıya inmem gerekir. Ulan sola mı gidemiyoruz şimdi? Yarım gidiyoruz. Yarım gidelim bari. Oo.
Hayatımıza ne değişti? Hiçbir şey. Ha, bunun yeri gelmiş. Bunu kullanırız. Sonra bir aşağıya ineriz. Bütün ananız. Niye zorladın ki? Çok aptalım. Hiç dalmış mı öyle zorladım. Su katsam düzelecek. Bugünü bitireyim. Bugün beni kastırttı, sinir etti. O kadar yol gittik, bir sikeye yaramadım. Ayrıca bu dükkan nereden bulacağız? Popülaritem artınca mı artık? Niye eksi 14 lan? Şöhret. Ya da insan tire 14 mü orası? Anlayamadım. Bahçeye gidelim. Hadi gelin. Para kazanalım biraz. Ne istiyorsun? Daha iyi cepçilik yapmamı sağlayacak bir iksire ihtiyacım var. Hız iksiri olur mu acaba? Asit, yavaş, şifa, mana, yıldırım. Gerizekalı. Tamam, hız ve cazibe. Cazibeni kullanıp daha fazlasını alabilirsin. Bak ne kadar mantıklı. Tabii şaşırırsın. Pazarlık da yapalım. Kafamdaki kilit sıkıştı. Evime nasıl geleceğim şimdi? Bir çözümün var mı? Sana ya güç iksiri ya da asit iksiri vereyim. Al sana asit iksiri. Lan oğlum. İksiri vereyim. Oo, paraya bak. Oo, ya. Eli de fazla kitledik. Tamam. Yeniden merhaba Sinyacı. Civardaki bir köyün sakinleri onları deşeye düşüren hortlakları avlamamı istedi. Ağlamam. Görünüşe göre köye yakın bir yerde inleri var. Yok edilmemem için ise bir bombaya ya da patlayıcı bir şeye ihtiyacım var. Hallederiz. O bizim işimiz. Yanlışlıkla bile bomba yapıyorum ben. Eğilin. Hem de 3 seviye. Şimdi malzemenin anasını siktiğim için yapamıyorum. Sen ya da ne diyordun? Patlayıcı bir şeye ihtiyacım var. Bomba ya da patlayıcı bir şey. İkisi aynı şey değil mi? Sana ben ne vereyim biliyor musun? Sana ben yanıcı bir şey vereyim. Ateş iksiri vereyim. Yak hepsini. Olmaz mı? Olur dedi lan. Vay. Selam simyacı. Bitki stoğunu tamam. Bana mallarını göster. Çok konuşmamıza gerek yok. Şimdi şu benim işime yarıyor gidiş şekliyle. Ben bunu bayağı sevdim. Al abi alabildiğin kadar. 10 tane ver bana. Hatta bayağı paramız var. Hepsini ver. Heh. Bu pahalıymış. Bu kalsın. Pazarlık yap. Ben onu bayağı kullanıyorum anlaşılan. Ha, 36. Nasıl bir iksire ihtiyacım var? Bazen gece bitki toplamam gerekiyor. Açıkça konuşmam gerekirse bunu gece yapmak zor oluyor. Karanlıkta görmeme. Işık iksiri. İlk defa birisi bundan alacak şimdi. Oğlum ben niye bunu bedavaya veriyorum ya? Bu kaç seviye? 3 seviyeymiş bir de ya. Ben buna vermesem ne olacak ki? Yani ne olabilir? Daha güzel mallar mı getiriyor acaba? Dur bakayım. Ver gitsin ne yapacak? İnsanları fark ettirmeden cepçilik yapabilmem için beni daha çok atikleştirecek bir iksire ihtiyacım var. Yavaş. Mana. Yıldırım istersin sen ya. Bunu kim isteyecek oğlum? Biriniz alın şunu. Hız iksiri. Hız iksirim nerede benim? Hızlı cazibe. Yapabiliyorum. Yap. Al. Lan oğlum. Atikleştirecek diyorsun. Hız veriyor işte. Hız. Hani. Atiklik iksiri diye bir şey mi var? Hız iksiri var. Çeviklik diye bir şey mi var acaba? Var mı lan öyle bir şey? Ya ablacığım sen bir siktir git ya. Bitir. Biri bana ciddi bir harekette, hakarette bulundu. Evini patlatarak ödeşmek istiyorum. Tamam, patlayıcı için doğru yere geldiniz.
En çok patlayıcıdan kazanıyorum. Ama malzemem yok. Az önce de olmuştu. Yanıcı bir şey versem. Ama şöyle denesem şansımı. Şu patlayıcı iksirim nerede abi? Bir yapmaya çalışalım. Burada. Ne kadar uzak? Çok da sayılmaz. Yaparım ben bunu. Böyle şeyimiz düşmesin. İtibarımız. Nerede? Oğlum sol çapraza gelecek hiçbir şeyim yok mu benim? Yok. Ulan madem yapacağım buradan dolaşır bunu da yapardım. Oho. Az önceki kadını boşuna yolladık. Şuradan geçsem şöyle gitsem. O zaman ateşe kadar gideyim. Nerede ateş? Evet. Harcamışız. Tamam. Ateşe kadar giderim. Of, iki tane kalmış. Sen ne uğraşacaksın ya? Sen de sikir. Bitir. Başım gerçekten çok ağrıyor ve beni uyutmuyor. Bana yardım edebilecek bir çeşit uyku hapın var mı? Sanırım vardı abla. Ama hazırladım bunu. Uyku ilacı var mıydı lan bende? Uyku ilacı kaydetmemişim lan ben. Olması lazım. Zayıf mana. Basit ışık. Hızlı cazibe. Lan anasını satayım. Nerede uyku? Şurada olması lazım. Tamam bunu yaparız ya. Yaparım abi sıkıntı yok. Hemen hazır. Sen şöyle arkada bekle. Hızlı büyüme iksiri falan da isteyecekler şimdi. Aynen. Gel bakayım. Şimdi bayağı da puan topladık. Buradan aşağı inip denk getirebileceğim başka bir şey var mı? Uğraşmıyorum ha. Yok. Ha, bu kök de olmasa var ya. Her şeyi elimden kapatacağım. Gel abi. Bundan koymam bir işime yaramaz ama bundan koymam olayı bitirir. Hatta bütün atarım. Şekil yapar. Şimdi gel. Sanırım ayağına navradım. Açıyı kaçırmışım ya lan. Yukarı çıkabiliyoruz mu? Bakarım. Bundan da atlasın. Zaten sıçtık batırdık. Yapmışken bari 3 seviye yapalım. Bunu da kaydet. Lazım olur. Pahalı mallı. Şu mantarı kullanmasak iyiydi ama. Al ablacığım. 174. Güzel. Bayağı prestij kaybettik bu bölüm ama. Bir şeyleri daha iyi çalabilmem için beni küçültecek, çevikleştirecek bir iksire ihtiyacım var. Ha. İksir de mi varmış? Bizim geri kaldığımızı ben buradan anlıyorum. Çünkü değişik istekler çıkmaya başladı. Çeviklik iksiri de varmış ayrıca. Ama ben sana şöyle bir hız deneyeyim. Almazsan siktir git. Hani yapabileceğim bir şey yok. Hani bekletebilirdim de seni ama olsun. Abi açmak lazım. Bir yerleri açmak lazım. Mesela şu patlayıcı ama malzemem yok işte. Patlayıcıya kadar gelemiyorum. Kolumun mantarını öyle böyle harcadık. Şimdi gitmeye kalksam çünkü boş yere böyle dolanıyorduk. Bir bakalım. Anladım. Ne çalışalım? Bakalım bakalım.
Yok, sol çapraza giden bir tane bile bir şey yok. Hız iksirinden dolaşsak hız iksirim nerede? Hız iksirim yok. Ama hızı neye katmıştık biz? Hız cazibe var. Bunu da yolunu gösterelim. Direkt yukarı bununla çıkarım. Etrafından dolaşsam ama bu neydi? Aa dur. Ha, ben o tarifi sildim ama. Bu o mu acaba? Yapamıyorduk ki zaten. Patlayıcı değil mi? Gidip. Ha, patlayıcı. Buraya gitsem. Böyle. Ben gideceğim oraya. Kafam karışıyor bazen ya. Haritayı tuttum sallıyorum ya. Aslında sade hız iksiri yapımı çok kolay. Mesela bunu yapayım, kaydedeyim. Hani bütün özellikleri bir şeye katınca bak cazibe 3 oldu, hız 2 oldu. Ben boş yere bir sürü mantar harcıyorum bunu. Bu gerekli mantardan harcıyorum. Ve bunu böyle kaydetmek lazım. Avantajlı oluyor bu. Aa bir dakika lan, az önceki adam iki özelliği birden istedi. Yani neyle neyi istedin sen? Tabii. Neyse. Bunları öyle kombinlemek lazım aslında. Onlar özel istekler. Onları o anda pişirip vermek lazım diye düşünüyorum. Ananı avradını şimdi. Tamam. Bunu kaydedeceğim abi. Pişir. Kaydederiz. Kaydetmek. Bunda gereksiz malzeme harcamış mıyım diye baktım. Yavaşlama 3, şifa 2. Bunu yaparız bak. Bunun malzemeleri bir tık daha basit. Acaba? Patlayıcı 3. Beceri zayıfmış zaten. Bunu yenileriz biz. Zaten çok da isteyen olmuyor. Sildik ya, şimdi isterler onu. Tarifi kaydet. Buradan devam ediyoruz. Böyle gidelim. Şuradan bir bakalım mı? Gitmeden. Yok, yukarı çıkmam lazım. Çıkamıyorum. Şunu çıkıyorum. Şimdi sol yapsak orada. Tamam oğlum. Solda yapamıyorum. Ben kaldık ya burada. Nasıl olacak? Olmayacak. Ya şaka gibi. Böyle gideyim de bir gidiyor. Ha bak gidiyor biraz. Ama bunun için biraz daha yukarı çıkmam gerekecek. Böyle çıkacağım. Şuradakileri alıp geri dönüş yapacağım. Ucuz bir şey en azından. Şurada bir bakalım. Hangisi gidiyor be? Abi salıp iyi gidiyor aslında.
Gel gidiyor. Yere düşenleri de sonradan içine atıyor ya. Çok tatlı görsellere sahip oynuyor. Aşırı güzel duruyor. Şimdi buradan bir tık yukarı çıkmak isteyeceğim. Kadar yeter. Şimdi. Evet, kurtarıyor. Biraz daha yukarı çıkmam gerekiyormuş, aptal gibi. Erken davrandım. Çok boş harcadı. Çok. Buraya kadar geldim. Dönmem. Az kalsın gidiyorum. Şimdi direkt aşağıya inen bir şey yok mu? Yok mu abi? Deli olacağım. Aşağıya inmek istiyorum. Tamam, bu her zaman olduğu gibi aşağı iniyor. Ben biraz daha gitsem ne olur? Demiyorum, değil mi? Ben cansızım. Böyle yapayım ki. Denk getiremeyeceğiz. Seviye çıktı. Hiç olmazsa burada ne varmış ona bakalım. Öfke. Güçlü hız ve öfke iksiri. Öfke de çok da bir sikimize yaramayacak değil mi? Mukadeke. Hız var mıydı? Vardı. Hızımız 3 seviye. Buradaki hızımız da 3 seviye. Bari bunu yerine kaydedelim. İki işe birden yarasın. Evet. Tarifi kaydet abi. Yapacak bir şey yok. Tamam mı? Ne oluyor? Bir günde olsun malzememiz gelsin. Bazı malzemelerimiz yok. Göt gibi kalıyoruz oğlum. Evet. Şöyle 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 şöyle. Abi başka bir yere gidemiyorum. Canım sıkıyor. Şuraya geldik. Şey yapamayız. Nereye uzak baş? Nereye gitmişiz en uzak? Buradan. Şuradan. Şuralara geliş vardır da. Abi çok enteresan ya. Labirent. Bildiğin labirent oyunu aslında. Bunun ortasına da giriş var. Ha, bazen öylesine tarif yapıp puan toplayacaksın, değil mi? Bir puanım var. Daha fazla tarif yapmamız lazım aslında. Buraya kadar gelsem, şuradan sonrasına baksam. Nerede o? Şu. Ama 6 tane bundan lazımmış. Ben hayvan gibi harcamışım bunu. Buraya gelene kadar. Bakayım belki satıcı gelir. Selam versin yani. Daha armağanları lazım mı? Aa, lan bu adam ya. Ne toprak piriti. Görünüşü kurabiye tadı ise toprak gibi. Aa lan. Daima soğuk yakın. Sakın yakalama. Yalama. Ulan bak bunlar güzel malzemeymiş ha. Bayağı gidiyor. Ben boşuna işkence çekiyormuşum lan. Al abi bunlardan. Sana bundan al. 3 al. Sana da bunun hepsini ver ya. Aa, ödeyemiyorum. Pazarlık yaparsam ödeyebilir miyim? Bunu çok kullanacağımı sanmıyorum aslında. Demiyorum ben bunu. Pazarlık yap. Eksi 78 değil mi? Geri. Bana. Ha, tamam pardon. Başka bir şey yok değil mi? Tamam. Diyaloğu bitir. Muhafızlardan daha hızlı kaçmamı ya da saklanmamı sağlayacak bir iksire ihtiyacım var. Güçlü bir iksir pek değişimi görmez. Ne kadar zayıf o kadar iyi. Nasıl yani?
Bak bunda hız, öfke. Yeniden iksir yapacak illa bunu. Versem almayacak mısın lan? Alıyorsun işte, orospu çocukluğunun lüzumu yok. Siktir git hadi. Eksi 7 mi? Aa bir dakika. Tarifleri tam tutturmayınca, yani tam istediklerini falan vermeyince yiyoruz lan. Kalabalıkta hızlıca cepçilik yapabilmek için daha hızlı olmak istiyorum. Az önce verdim ya. Dur bakayım yapabiliyor muyum? Sanırım tek isteyene tek vereceksin. Hızlı ve öfkeyi aynı anda verdim diye adam surat hasta oldu. Bu sıkıntıymış. Abi hız iksirim yok istersen. Hız ve cazibe var. Niye eksi yiyorum abi? Dediğim olay geçerli galiba. Eksi 12'ye düştük. Kömürle hızlıca ateş yakmamı sağlayacak bir iksire ihtiyacım var. Ateş iksiri mesela. Bakalım bunda ne olacak? Evet. Birebir adam ne istiyorsa onu yapmam gerekiyor. Merhaba simyacı. Güzel mantarlar ilginizi çeker mi? Çeker. Mantarımızı. Atış yapıyoruz ama. Bunu siktir et. Abi bak bu güzelmiş. Bu çok güzelmiş. Ver bunlardan. Ver abi ver. Bu pahalıymış. Bundan alma. Aslında güzel. Oo. Bundan alma. Yani. 24 ödüyormuşum. Buna gerek yok abi. Pazarlık yaparım seninle. Nasıl yükselelim? Tarlada iki tane mantar gördüm. Tek sorun etraflarında hep bir böcek ordusu oluyor. Sivrisinekler seni yerken mantar toplamak zor oluyor. O yüzden cildim için haşereleri uzak tutacak koruyucu bir krem verebilirsen güzel olur demiş. Lan böyle bir kremim vardı. Ben gittim onu başkasına kitledim ya. Şu güçlü kaya cilt iksiri. Aynen öyle. Yap abi. Ver bu. Aa, buna bedava vereceğim onu. Sen tipimsik. Neyse. Ya bu bitir. Bir buz ejderhası ile yapacağım savaşta bana yardımcı olabilecek bir iksirin var mı? O olmadan zorlanayım. Bak, bu mesela ne versem alacak hani en azından güç iksiri falan. Hemen bir bakalım. Güç iksirim yok değil mi benim? Ejderha ile savaşırken ne işine yarar? Ejderha nasıl bir ejderha? Yaptım. Buz ejderhasıyla savaşacaksan sana ateş iksiri verebilirim. Çok mantıklı. Hemen ateş iksiri yapıyoruz. Nerede? Ateş. Gel buraya. İki seviye ateş. Her derde deva diyeceğim de malzemem yok. Amına koydum. Patlayıcı vereyim ben. Bu da ateş değil mi oğlum? Onu da yapamıyorum. Ne yapayım ben bunu? Yıldırım. Yıldırım iksiri vereyim. Deneyeceğim. Tamam lan kızma bana. Sanki çok anlıyorsun. O zaman bir patlayıcı yapalım ya. Şey ateş. Nerede? Şurada. Basit bir zaten. 3 tane bundan atar hallederim. Lan dur. Aslında tarifleri burada kendim hemen azalayabilirim ya. Daha basit olanları. Çifter çifter kaydetmediklerimizi. Niye o kadar tribe girdiysen? Karıştır. Zaten bekliyorlar. Ne yani? Güzel. Pişir abi. Tamam mı? Gel abacığım. Bak sana var ya. Üf. Güzel. Evimdeki ya da tarlalarımdaki yangınları söndürmeme yardımcı olabilecek bir iksire ihtiyacım var. Sana buz iksiri vermem lazım. Su iksiri olmayacağına göre buz iksiri olacak.
Yaparım. Ben niye iksirleri hazırda tutmuyorum değil mi? Aslında her gün hakkım varken iksir yapıp kenarda hazırda bekletsem güzel olur. Bak bunu da yapalım, deneyelim. Yüksek dik bir uçuruma çıkmamı sağlayacak bir iksire ihtiyacım var. Yani yıldırım gibi ol. Oğlum bu amına kodumun iksirini kimse almıyor. Ben boşuna mı yaptım oğlum bu iksiri? Bizim için çalışıyoruz burada. Dik kayaya tırmanması için ne gerekiyor? Bir insan güçlüyse dik kayaya tırmanır. Ama güç iksiri yapamıyorum herhalde. Evet, şu kodumun şeyini az önce harcadım. Ben bugün evet bahçeye gitmişim. Başka güç iksiri yapayım sana abla. Yap lan güç iksirini bayağı istiyorlar. Sonra can iksirinden de yapsaydım keşke. Patlayıcı yapamıyorum. Sonra asidik bir şey yapamıyorum. Buz yapayım bir tane. Hakkım varken yapacağım ya. Buz iksiri yapamıyorum. Yıldırım zaten satmıyor. Zehir. Ondan sonra bundan yapamıyorum. Bana oğlum ne kadar çok harcamışım ya. Mana iksiri de satılmıyor. Bu amına kodumun iksirlerini yapıyorum. Al güç yap anasını satayım. Yap. Bir sürü yap. 2. Bundan da yapabilirim. Al 2 de bundan yap anasını satayım. He şey malzeme. Hak diye bir şey yokmuş lan malzemen kadar. Yapabiliyorsan çıkıyor burada. Tamam ben şimdi çözdüm. Oyunu bilmemek ne kadar kötü bir şey ya. Abla. Bir şey bulamadım sana. Dur şunu bir deneyelim. Ya siktir git amına koyayım. Neyle çıkacaksın kayaya? Işınlanacak mısın? Mantıklı. Ama yok. Ne? Kasamdaki ne oğlum? Kasamdaki büyüler neredeyse tükendi. Gücünü yenileyecek bir iksire ihtiyacım var. Al. Mana iksiri. Sonunda bir satın aldım. Ben de adam köylülere trip atıyorum. Kimya makinesine onarım diyorsun da güzel kardeşim. Bilmiyorum. Öğrenmem lazım. Bilen varsa mesajlara, yorumlara yazarsa çok sevinirim. Ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum yani açıkçası orada. Bu bölümde izninizle buraya kadar olsun. Bir sonraki bölüm hem onu çözüm, yardım eden olursa onu çözeceğim. Ya da kendimi öğreneceğim bir şekilde. Kendinize güzel bakın. Görüşmek üzere.